أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات 5 dakika en fazla 50 dakika yaparız böyle. Bakarım ben böyle saate inşallah. Mevzuyla alakalı soru sorabilirsiniz. Şu esasata dikkat lazımdır. Yani gayet şurada. İnsan kendisini ne kadar tanımlarsa o kadar tanır. Ne kadar tanırsa o kadar dünyada rahat eder. Zira bir arabayı kontrol edebilmen için arabayı tanıman lazım. Bindiğin zaman debriyajı nereden çekiyor, üstten mi tutuyor, alttan mı, freni nasıldır, ne çeker vesaire. Bir şeye hakim olabilmek için o şeyi tanıman lazım. Sen sana hakim olman istiyorsun çünkü sen seni kaybetmişsin. Kaybetmişiz kısmen, toparlıyoruz. Kimse bizi kaybetmemiş, biz bizi kaybetmişiz. Biz bizi toplayacağız, aklımızla aklımıza hakim olacağız. Düşüncelerimizi, düşüncelerimizle yok etmek için gayret ediyoruz ki rahat edelim. Şimdi doğru malzeme yoksa neyle yok edeceksin? İnsanlığın en büyük belası şu anda düşünceleridir. Düşünceleri düşüncelerine bela olmuş, düşüncelerini düşünceleriyle def etmeye çalışıyor. Bütün gayret bu. Bak bakalım vehim ve vesvese. Senden çıkan, sana bela olan, dert sende, çözüm de sende, uğraş dur. Nasıl çözeceksin? Aklının en büyük belası akıldır. O zaman aklın ustasını, aklını bağlarsan, aklına hakim olursun aklınla. Aklınla, akla hakim olmak ancak aklın ustasına aklı bağlamakla mümkündür. Yani nasıl... Ona da bağlamak için malzeme olması lazım. Doğru malzeme ile dimağı kafaya atıyoruz. Onu işliyor. Sonra bu aklın mülke bakan, zahire bakan tarafını bloke ediyor batın tarafını. Arka taraf. Ona inşallah malzeme olacağına inanıyorum. Farklı farklı malzemeler. Şu esasata dikkat lazımdır. Allah'a abd olana her şey musahhardır, olmayana her şey düşmandır. Şimdi dedik ki bu el yapılırken bu el kullanılmadı. Yoktu bu el bu yokken bu eli başka bir el yapmıştır. Yoktu çünkü. Bu göz yokken bu gözü başka birisi yapmış. Yani bu gözden önce göz olması lazım. Tepeye mi? Omuza mı, koltuk altına mı, nereye koyacaksın? Neyi? Bu gözü. O zaman bu göz buraya uyuyor mu, uymuyor mu? Ne lazım? Bu gözden başka göz lazım. Bunu he demek için Müslüman olmaya gerek yoktur. İnsan olmak yetiyor. Yani olmadı o tabela koyacağız. Olmadı sağ al, götür götür götür. Hariçten bakıyoruz ondan sonra. Yoksa yerde duran bir tabela depremle yukarıya sıçradı da takıldı değil ya. Tam ortaladı duvarı. Şimdi bu akıl da yapılırken bu akıl kullanılmadı. Bu akıldan önce akıl olması lazım. Ben geldim kullanıyorum bunu. Bak bu el yapılırken başka el olması lazım. Bu göz yapılırken bundan önce başka, bundan önce göz olması lazım. Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadığına göre bu akıldan önce akıl olması lazım. Bu aklı o akla bağlarsan aklına hakim olursun. O zaman da ata dıksık dıksık hakim olursun, rahat ederiz. Şimdi Allah'a abd olana, yani köle olana demiyor. Yani hürriyet buradadır. Ya nefse bağlı olacaksın. Ya aklını yapana aklını teslim edeceksin. Hürriyet bu yani. Ya İki başka türlü olamaz yani, imkansız, ortada bir şey bulunamaz. Ya nefsine aklını teslim edeceksin
veya aklını aklının ustasına vereceksin. Ne olur o zaman? O zaman her şey sana dost olur. Ve her şey düşman olur. Şimdi Allahsız düşün. Kanseri nasıl yorumlayacaksın? Doktora gitti. Olanı söylüyorum. Olmuş. Dedi ki parça alacağız dedi. Şüpheleniyorum dedi. Tamam. Parçayı aldı. Parça biliyorsunuz 15 günden önce gelmiyor. 15 gün sonra parça, inanın olduğunu söylüyor. 15 gün sonra parça temiz geldi ama 15 gün içinde sıkıntıyla kanser oldu. Acaba o mu? Onunla yatıp kalkıyor. Şimdi Allahsız kanseri düşün, Allahsız kabri düşün, Allahsız şu yağmurun altında, toprağın altını düşün. Nefes darlığını düşün, kalbi düşün, tansiyonu düşün. Hadi seni düşün, çocuklarını düşün. Eğer Allah'a abd olana her şey musakardır. Emrinde olur, çözümü kolay oluyor. Allah vardır diyorsun. Ya kabire sen gireceksin, Allah mı girecek tövbe estağfurullah? Kabire gireceksin, Allah var diyor elhamdülillah, endişe yok diyor. Lan Allah mı girecek tövbe tövbe yani seni? Niye ona atfediyorsun? Çünkü benim Allah'ımın orası. Öyle birisine dayanıyorsun ki kabir onun. Öyle bir şeyden korkuyorsun ki cehennemden ama sevdiğin zatın orası. Cehennem de onun. E sen de onunsun. Eğer ona teslim olmasa, yani mantığı da bu. Yani insan bir yere dayanmasa başına gelen olumsuzlukları neyle yorumlayacak ya? Neyle teselli vereceksin? Arkadaşlar ya, o kadar hassas bir sistem ki şu kafa, en ufak bir haber, en ufak bir çocuğundan, kızından olumsuz bir şey dünyanın altı ediyor ya. İçine gömülüyorsun, çıkamıyorsun. Ya bir haber ya. Yani peki böyle bir insanın ciddi bir böyle dayanağı olması lazım ya. Hakikaten Allahsız nasıl yaşanılıyor? Bela ve musibet geldiği zaman insan nereyle çözümlüyor ya? Neyle çözümlüyor? Yani ölümü bayılmak mı zannediyorsun? Ölüm bayılmak mı zannediyorsun? Sonra ayılacağım. Ha bakarız da ondan sonra aklımızı başımıza gelir diyorsun. Birinci bu. İkincisi, bak şimdi hırs, ömür ne kadar yaşayacağım, ya param nasıl, çocuğum olmadı, o oldu vesaire. Ona da cevap, her şey kader ile takdir edilmiştir, kısmetine razı ol ki rahat edesin. Men amene bil kader, emine minel keder. Kadere iman eden, kederden emin olur. Yani kadere iman etmeyeni şöyle misallandırılıyor, vapurda, gemide, sırtında çanta var. Lan gemi gidiyor. Lan koy işte çantayı koy. Hatta çantayı sen taşıma, çantanın üzerine sen otur. Kader gemisidir yani. Sen de bindin, yükünü de at. Kadere iman eden kederden emin olur. Ne yapalım, nasibimiz buymuş. Dediğince neye benziyor biliyor musun? Dünyanın merkezindeki bir mağma tabakası nefes alması gibidir ya. Yoksa her şeyi nasıl çözeceksin ya? Her şeyle alakadar ya. Hiç böyle yapmayın da, yatakta böyle insan bazen öteleri düşünmüyor mu karanlıkta? Yani insan dehşet alıyor, sakın düşünmeyin de. Yani böyle bir şey yani. Ben düşündüm, çok rahatsız oldum bu kafayla. Olmuyor. Her şey kader ile takdir edilmiştir. Kısmetine razı ol ki rahat edersin. Bak ikinci bir malzeme Hüseyin. Ne kadar hoş ya. Ne kadar hoşuma gidiyor. Tövbe tövbe tövbe. Olmasa bile ahiret ya da rahat yaşıyoruz. Beni niye arıyorsun kardeşim dedim. Doktoru arasana. Parça almış. Kanser mi diye. Tamam 15 gün sonra patolojiden gelecek. Yani gelene kadar kanser oldu adam ya. Gelen parça temizmiş. Düşünebiliyor musun? Sonra bir de bakmışlar ki olmuş. Ya of be diyor. Ya bir kelam seni kuyudan çıkarıyor. Bir kelam duyuyorsun dibe indiriyor. Kuyuya indiriyor seni ya. Böyle bir hassas cihaz ya.
Sen ne zannediyorsun kendini? Sen kendini her zaman hakim olacağını mı zannediyorsun? Gıda, tansiyonuna hakim değilsin ya. İki, üç tane şahsiyet dolaşıyor burada. Ona hangisiyle uğraşacaksın? Yani bir benim nefsim var, bir benim ruhum var, bir de ben varım. Bu başka havadan vuruyor, bu başka havadan vuruyor. Bu da acayip bir şey. Gel de yönet bunları. Bir tanesi diyor ki, ver. Ötekisi diyor, olur mu ya, ayıptır ya. Bir tanesi, bırak. Ötekisi, bakma ya. İki tane şahsiyet var burada ya. Doktora gitsen şimdi ne derler biliyor musun? Doktor bey, ben içimde iki tane şahsiyet hissediyorum. Aman aman aman. Aman aman, şu ilacı içecek tek tek. Oldu, almaya da rastladım da. Arnavut. Arnavut geldiler, lojmanıma vurdular. Neymiş derim. Ondan sonra karısı, annesi, erkekler gelmiş. Doktor, gitmedi kalmamış. Demiş ki, bu sitelerden tanıyoruz, camide imam, bir gidelim. Hamburg'dan gelmiş. Eve gidip kuksafene. Dedim ki, buyurun, derdin ne dedim. Ya dedi, hocam dedi, hiç sorma dedi. Gel bakalım. Ben dedi, iki tane hissediyorum kendimi. Bir böyle, bir böyle, bir böyle, bir böyle. Allah Allah. O da, evet hocam dedi ya. Bu kadar doktor dolaşıyorum, ilaç içiyorum. İki tane mi? İki tane. Onun için gelmiş. Ulan iki tane olmaman lazım, üç tane olman lazım. Nasıl iki tane? Birbirlerine bakıyorlar. Bu manyak nereden geldi diye. Hakikaten o için geliyorsun, üçe çıktı. Hocam ne diyorsun ya sen dedi. Lan ne tek yetişecek, olmaz ki. Olmayan bir şeye sen ilaç içiyorsun. Düzelmesin ki. Çünkü hasta değilsin. Yani bu kadar ilaç içiyorsun, düzelirdin hasta olsaydı. Hasta değilsin ki. Nasıl hocam dedi. Lan bir odun düşün dedim. İki tane şahsiyet var adamda. Bir duman var, bir nur var. Sen bana dumansız, nursuz odun düşünebilir misin? Oduna benziyor burası. Bu de nefistir. Ayıptır ya, ruhtur. Verme para, zekatı biter. Ruh diyor ki, olur mu ya, berekettir. İki tane zıt fikir yok mu? Ye baklavayı. Olmaz ya, şimdi yeme ya, saat kaç ya. Hayır, ona şey yap. Git, gitme, ver, verme, de, deme. Yok mu böyle? Yoksa o zaman insan değilsin. İki tane şey var ya, iki şahsiyet var. He hocam, bende de var. Onun dışında bir kişi de var. Burada birisi var, sıstan sen. Sen haklısın. Diyen üçüncü bir şahıs var. Üç tane oldu. Nasıl kalktı, alkışlıyor kendisi. Vay! Kendi iki tane fikir, üçe çıktı ve düzeldi. Lan ikiden bire düşecekti, düzelecekti, şimdi üçe çıktı, düzeldi. Niçin söyledim? Tanımayınca normal anormal olur. Normal imiş. İki tane fikir, kardeşim bana da şey yapıyor dedim ya, oradan açıksa çekiliyor, bak! Olur mu ya ya? Ne yapacak, iki tane? Bana öyle diyor. Herhalde lan herkese geliyor. Bu normal ya. Ne ilaçla teke düşürüyorsun? O zaman hayvan olacaksın. Çünkü hayvanın vesvesesi yok. Hayvan tek boyuttadır. Her şey demek ki kader ile takdir edilmiştir. Kısmetine razı ol ki rahat edersin. Üç. Mülk Allah'ındır. Bak şimdi psikoloji tam göbeği burası. Sende emanetin duruyor, emaneti ipka edip senin için muhafaza edecek, sende kalırsa mecanen zayi olur gider. Nedir o? İnsanın psikolojisini darmadağın eden, tamam mı? Ölüm korkusudur, değil mi? İnsan en çok rahatsız eder, gidin yoğun bakımlara. Cihaz takılmış, her an ölümünü bekleyen kanser bölümüne bakın, onkoloji bölümüne. Tansiyondur bir şey. Ne yapacaksın? Bak şimdi ne dedi? Mülk Allah'ındır. Hani benimdi? Ha, mülk Allah'ınmış. Allah'sa sen başkasının evine damına yağmur yağdı diye uykun kaçtı mı? Yok. Ya ne oluyor mahallede gürültü? Arabası çalmış öyle mi? Ya yatıyorsun. Senin bisikletin çalışsa sabah yatamazsın. Adamın koca kamyonu çalışmış, çalınmış hiç umurunda değil. Niye? Mülk onundur. Benim değil ki. Ha, şimdi mülk Allah'ın mı? Hani Allah'ındı? Şimdi insanı gaflet eden şuymuş. Gafil olan insan kendi vazifesini terk eder, Allah'ın vazifesiyle meşgul olur. Madem mülk Allah'ındır, ne kadar yaşayacağını karar versin. Niye önümde korkuyorsun? Mülk onundur. Malikel mülk,
yetesarrafe fi mülki keyfe yaşa. Mülk sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Seni değil ki. Niye sahipleniyorsun? Ne kadar yaşayacağını sen mi karar vereceksin? 1985'te çağ elinde Rize'de vazife yapıyorum. Sohbet yapıyoruz. Pazar günü de cemaati öğlen kılıp pikniğe çıkıyoruz dağa. Her pazar. 5 yaşında Şahin var. Hiç unutmuyorum. Namazdan sonra namaz dersi oluyor ya. 24. mektupta onu okuduk. Mülk Allah'ındır. Her şey onundur. O tasarruf ediyor. Dersini yaptık. 10-15 dakika sürdü. Arabaya bindik, yukarı çıktık daha. Yukarıdan tarif ediyorum. Bak dereden yukarıya kadar benim. Şuradan şuraya kadar amcamın. Şurası da benim. Çocuk ya, 5 yaşındaki çocuk. Böyle baktı baktı. Biraz önce şehirde 10-15 dakika önce mülk Allah'ındı. Geldi hoca diyor ki burası benim. Dedi ki, hoca sen Allah'ın ortağı mısın? Hani Allah'ındı? Hani ortak mısın sen? Biz bir yerde ate yapıyoruz. Ne o? Mülk onundur. İstediği gibi tasarruf eder. Ne zaman geleceğini sen tayin etmediğin gibi, ne zaman buradan gideceğini sen tayin edemezsin. Allah rızası için vicdanınıza sorun. 500 sene kütük çınar gibi yaşayacaksınız. Çınar ağacı 500 sene. Buna mukabil 5 saat insan yaşayacaksın. Hangisini isterdin? 500 sene kütük olacaksın, insan olmayacaksın. 5 saat insan olacaksın. Ya uzun yaşamak değil, doğru yaşamaktır. Firavun 350 sene yaşamış. Nemrutlar 400 küsür sene yaşamış. Fahri kainat aleyhissalatü vesselam Efendimiz sebebi kainatın çekirdeği 63 sene yaşamış. 30 küsür sene de Şeyh'si aleyhissalatü. Ya ne olmuş yani? Uzunluğu kısına bakmıyor ki. Allah'ın nazarında böyle nedir? İmandır. Allah ona emanet ediyor. Tamam ya. Bak ne diyor? İnsanın psikolojinin göbeği dediğim ya. İnsanı rahatsız eden, kendi vazifesini terk eden Allah'ın vazifesiyle meşgul olur. Bu kainatı sen mi idare edeceksin? Niye böyle oluyor? Sana ne? Niye ömrün bu kadar? Sana ne? Senin işin mi? Senin mülkün müdür? Sen senin misin? Senin şimdiki şu anda yapacağın şey şu, odaklan. Maziye takılma, gelecekten de korkma. Geçmişten de eleme alma. Ne? Şu anda sizin namazı vaktidir ya. Bitti. Bu akşam da derse gideceğim. Ya vazifeni o anda yap ya. Geleceğin, geçmişin elemleriyle, geleceğin korkularıyla anını berbat etme. Mülk Allah'ındır. Sende emaneten duruyor. Ah buna bir inanabilsem. Kafam yatıyor da. Ama hissi bir yatmıyor yani. His var ya. Hissi bir inanç oldu mu? O duman attırıyorsun. Bedenin arkasına geçiyorsun. Bedenin arkasına geçtin mi? Veled dalin amin. At gibi biniyorsun adama ya. Ondan sonra elini övüştürüyorsun. Allah ne zaman sıram gelecek? Nere biliyor musun? Büyükler öyle yapmış. Ya Rabbi haddi aştık. Yani 63'ü geçince derlermiş ki haddi aştık. Kaç yaşın? Ne kadar açtınız? 2 sene haddimizi açtık. 65 yaşındayım. Adamlar böyle beklemiş oraları. Biz de bana. Bak mülk Allah'ındır. Sende emaneten duruyor. Şuraya bak. O emaneti ipka edip, muhafaza edip, senin için muhafaza edecek, sende kalırsa, yani dünyada Allahsız yaşarsan, kendin kendine yeteceğini zannedersen, meccanen zayi olur. Arkadaşlar, ahiret tesadüf, tombala değildir. Dünyanın da bitişi değil ahiret. En azından karşımıza şu çıkacak. Nasıl yaşarsak, o yaşama çekirdektir, o cinsten ağaç olacak. Armutu yaşarsan şeftali gelmeyecek sana. 4. Devamı olmayan bir şeyde lezzet yoktur. Çünkü onu yaparken bile bir saat sonra ayrı bitecek bu. Bir sene sonra bitecek. Bitecek kardeş. Bitecek. Sende o gençlik, o spor kalmayacak. Devamı yok ki. Ne diyor? Devamı olmayan bir şeyde lezzet yok. Tamam da ne yapalım? Ölelim mi? Hayır. Onu tapınma. Gençliğine tapınma. Kadına tapınma. Paraya tapınma. Mala mülke tapınma. Bunlar hepsi fani. Fani olduğunu zaten görüyorsun.
Ama insanoğlu ne zalim, çok mezarlıklarda bulunduğum için işim itibariyle adam gömüyor böyle, akrabasını gömüyor. Ulan geç kaldık diyor ya. Hem de yalandan yapıyor, saate bakıyor. Geç kaldın sen. Sen git diyor. Yeğenine git diyor. Mesela da gömülüyor. Amcasını gömüyor. Bir tuhaf mahluk bu insan ya. O kadar cebime gidiyor ki. Azrail aleyhisselam da demek ki bizim kafada. Dedi ki en garibime giden şu hal şu. Biraz sonra diyor, dakika sonra canını alacağım diyor. Kafasına bakıyorum diyor, öyle planlar var ki bin sene yaşaması lazım diyor. Oysa biraz sonra alacağım diyor. Bir dakika sonra canını alacağım. Bin senelik programı var. Çok tuhaf ya. Hepimiz acayip. Biz mahlukuz ya. Bir garibiz ya. Bakıyorum kendim ben neredeyim diye. Vallahi o kadar arıyorum ki kendimi burada. Bana deli demeyin ha. Merak ediyorum. Karaciğer değilim, böbrek değilim, mide değilim, akıl değilim. Çünkü benim aklım diyorum. Benim ulan ben neredeyim diye. Çok garip garip. Bazen de ayağıma şaşırıyorum. Bu benim neyim uzantım ya? Ben neredeyim ya? Ben kimim ya? Ben şuurum nerede şuurum? Bu dediğim böbrektir, midedir, akciğerdir. Bu benim akciğerim. Ulan ben nerede ya? Masaya koydum organları. Bu benim midem, bu benim karaciğerim, bu benim ayaklarım, bağırsam, gözüm, kulağım. Bir baktım masada ben olan ben yok. Hep sahip çıktı. Kim, nerede bu adam? Hakikaten bakın ya, neredeyim ya? Ben yokum ki, bunları kullanıyorum. Bu benim gömleğim dergi, bu benim, ben miyim? Benim gömleğim, ben kullanıyorum. Böbreği de kullanıyorum. Benim böbreğim diyorsun da, benim midem. Kullanıyorsun. O kullanan kim, o ben diyen kim ya? O sensin işte. O yok ortada ya, onu bulmak için gelmişiz. Ben beni kaybetmişim. Benimle bulacağım. Nasıl bir tuhaf mahlukuz? Sakın demeyin ha, ulan nereye geldik ya. Dedi ki bir tanesi, Zeytinburnu'na ders yapıyoruz, Bakırköy'den gelmiş, okumuş felsefe, iddialı geliyorlar. Merak etme, seni bir yere götürüyoruz ki soruna cevap verecek. Affedersiniz. Dedi ki, ders bitti, yanımda oturuyor. Dedi ya, abi dedi, bu bir soru soracak dedi ya. Onun için geldim dedi. Öyle mi ya, delikanlı hoş geldin he? Dedi ki, ben Allah'ı niye görmüyorum dedi. Derdi buymuş. Derdin bu mu dedim ya. He dedi. Allah Allah. Ben de büyük bir dert zannettim dedim ya. Bundan daha büyük dert mi var dedi. Ben dedim 50 küsur seneden beri ben kendimi arıyorum. Değil ustasını. Ben kendimi görmedim ki ustayı görmeyecek. Nasıl ben kendimi görmedim dedi. Bu sen misin? Bu benim yüzüm diyorsun. Bu benim kafam. Benim başım ağrıyor. Kim? Benim gömleğim. Der gibi benim başım ağrıyor. Beni gören yok ki, bu sen değilsin ki. Bu sensem, 10 yaşındaki Sima kimindi? Sen kaç tane yüz taşıyorsun? 200'lü deyince niye kızıyorsun o zaman? 20 sene önceki hangi surat, kimin suratıydı o? Bu ben miyim ya? Bu ben miyim? Ben aynı elbise bunun gibi kullanıyorum. Ulan ben beni görmedim ki, benim ustamı nasıl göreyim ya? Ben dedim 50 küsur seneden beri kendimi arıyorum. Sen hala kendini sahibine görmeye çalışıyorsun. Dedim kendini gördüğün zaman onu göreceksin. Çıkarken demiş ki olan bir derdim vardı dedi. Şimdi dedi iki derdim kaldı. Bir de ben varmışım diyor. Aynaya baksana, bu ben miyim? Sen olmadığına ne biliyor musun? Sakın yapmayın ama deyin. Böyle dikkatli sakın camı aynaya bakmayın böyle gözünüze. Şöyle bakmayın. Psikolojiniz rahatsız olur. Çünkü göz kalbin aynasıdır, orada gözükecek çirkinlik ve senin canını sıkan kalpteki günahlardır. Orada gözünüzde sizi rahatsız edecek günahlardır, pisliklerdir. Bak seni çok rahatsız edecek, gözün içine baktığın zaman. O günahları göreceksin. Yani bilemezsin ama oradaki o sıkıntı olur. Devamı olmayan bir şeyde lezzet yoktur. Sen zahilsin, sonucusun. Dünya da zahildir, geçicidir. Halkın dünyası da zahildir. Kainatın şu şekli hazırı da zahildir. Şu gözüken de geçicidir. Bunlar saniye, dakika, saat gibi, saat, gün gibi birbirini
takiben zevalen gidiyor. Şimdi saati bilmeyen yok. Var mı buralarda duvar saati? Var. Yok. Var mı? Duvar saati mi? Şu Muhammed yazıyor. Evet. Ha öyle mi? Çok iyi. Şimdi saniye dolaşması dakikanın dolaştığına delil değil midir? Evet. Öyledir ve yoksa başka olmaz ki. Yani çünkü en merkezden dışarı yapmışlar. Ben dışarı, en merkezden dışarıya doğru ok çık yapmışlar. En merkezi akrep. Sonra dakika, sonra saniye. Biz ama saniyeyi görüyoruz. Saniye dönüyorsa, dakika da dönüyordur değil mi arkadaşlar? Dakika dönüyorsa saat de dönüyordur. Aynı onun gibi de gece ve gündüz saniye gibidir. Haftalar dakika gibidir. Günler saat gibidir. Dünya saattir. Ahirete dönüyor. Ömür bitiyor. Baksana. Ben de sizin gibiydim. Bitiyor. Ama ruhumda hiç yaşlılık yok. Nasılım? 15 yaşındaki delikanlı gibi hissediyor. Demek ki burada. 20 yaşında adam delikanlı sanki 60 yaşındaki gibi çökmüş. Bitmiş. Hayatta zevki yok, lezzeti yok. Burada. Dünya saattir, saat. Gece gündüzün dönmesi haftaların geçtiğini gösterir. Şüphen mi var? Haftaların geçmesi, ayın geçmesi, senelerin geçmesi asırları değiştiriyor. Biraz da ileri gitti mi dünyanın geçmesi ahiret. Aynı şey saat işte. 5. Ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde fani dünyada bıraktığın eserlere de kıymet verme. Ahirette seni kurtaracak bir eserin. Hepimiz şöyle bir yapalım. Tabii insan ameline güvenmez de sevgili kardeşler, gençler. İnsan gene bir şey böyle kenar köşede duruyor. Hani ölüm ölüm geldiği zaman yani insan gene bir şey takılıyor. Kefen parası diye tabir ederiz. Kefen parasıdır herkesin. Bir takıldığı bir şey yani inşallah bundan bir şey alırız. Cemaattir tamam mı? Şahsı manevidir. Veya işte başkadır. Yani bir bakın böyle ahirette bizi kurtaracak, tutunacak yani denize düşen yılana sarılır ya. Ya tutunacak bir şeyimiz var mı? Bir bakın hele geçmişinize. Bakın. O hatırına gelen var ya onun çapını genişlettir işte. Hatırına bir şey gelmiyorsa sen de benim gibisin, zavallısın. Yani iyi değil ya. Hani ahirette seni kurtarmaya vesile olacak bir can simidi bir hatırına gelmesi lazım. O geldi mi? Onun kalitesini yücelt. Bir de başka bir şey söyleyeyim. Arkadaş demek arkada, arkadaş demek arkada taş demek, taş. Arkada taş. Dost söyleyeceğim size. Gece saat, canın sıkıldığı zaman, moralin bozulduğu zaman, bir şey anlatmak için, pat diye arayabileceğin can sıkıntısı olduğu zaman, gördüğün zaman seni ferahlatan, konuştuğu zaman hikmetini artıran, her an müracaat edebileceğin birisi var mı? Hemen 10 saniye mühlet veriyorum size. Düşünün. Böyle bir dostunuz var mı? Allah diyebilir miyiz? İnsan evinden olsun. Çünkü Allah'a telefon edemiyorsun. Ya, ama dost isen haklısın. Dost. Tabii dostu Allah. O tabii o garantimiz. Allah. Tabii ancak Allah. O başka melce ve mencedir. O bambaşka. İnsan evinden haklısın. İnsan evinden 10 saniye hatırınıza kim geldiyse ne olur onunla çapınızı genişlendirin. Dostluğunu daha kaliteli yap. Eğer birisi gelmiyorsa gelmiyordur demek. Çok basit oldu aslında. Gelmiyorsa gelmiyordur. Gelmesi için ne yapmak lazım aslında? Yatırım gelmesi. Yapmak lazım. Canımın ciğeri. Düzeltmemiz lazım. Bak İstanbul'dan geldim ki İzmir'de böyle kardeşleri göreyim diye. Ben ne ticarete geldim, ne ziraata, ne aşıma, ne işime. Bunun peşine koşuyorum. Sen de koş. Çünkü sen de öleceksin. Ben seni bulmak için geldim. Sen de birisini bul. Tutun birisini böyle. En azından şahs-ı maneviye tutun. Ama insan evinde şöyle insan dostuz olmaz be kardeşim. Olmaz ya. Yaşanmaz be. Üç günlük dünyada bir
mekana gidiyoruz veya bir yaylaya gidiyoruz. Çok iyi geldi be kardeşim diyoruz ya. Mesela değil mi? Mesela ben buraya geldim. Bir şeyde arkadaşı, bir dostu, yani ona iyi gelen, hakikaten hadiste, iyi gelenle onun hadiste, hikmetini arttıran bir evet, kardeş denk hikmeti getirmek mesela. Yoksa çarşıda, pazarda bizi sağa sola çağıran çok kardeş var yani. Mesela bak, kardeşim diyor. Buraya geldik, şu anda rahat değiliz. Şimdi rahat değiliz. Burası terapi, terapi. Amin. Psikoloji, terapi. Ben vallahi rahatladım yani. Ben de sıkıntı var. İnsanım. Böylece insanları görünce. Zannediyor musunuz ben size ders yapıyorum? Vallahi in öyle değil. Yemin ederim. Belki en fazla ihtiyacım benim var. Zevk alıyorum ben. Sana anlatmaktan değil. Ben bunu okurken kendimi motive ediyorum. Ben zevk alıyorum. İhtiyacım var benim. Ekmeği günde tekrar ettiğimiz gibi. Ekmeği bilmiyoruz değil. Demiştik dün. Bugün niye yiyorsun? Dün okumuştum. Bugün de okuyorum. Ruhun ekmeği yani. Onun için birbirimize muhtaçız. Elhamdülillah. Ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde fani dünyada bıraktığın eserlere de kıymet verme. Yap ama kıymet verme. Başka bir şey okuyayım. İlem eyyel aziz, subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber, bu üç mukaddes cümlenin faydelerini ve mahali istimallerini dinle. Kalbinde hayat bulunan bir insan, kalbinde insanlığı kalmış bir insan. Bazılarına insanlığı yok, canavardır. İnsan değil yani. Siz suratına bakarak mı insan zannediyorsunuz? Adam insan öldürmekten zevk alan, zehir akıttırmaktan zevk alan yılan gibi, insanlara zulmetmekten, işkence yapmaktan, zarar vermekten lezzet alan insan suretinde şeytanlar çok. İşte kalbinde hayat bulunan bir insan bak. Allah Allah. Kainata, aleme bakarken idrakinden aciz, bilhassa şu boşlukta yapılan ilahi manevraları görmekle hayretler içinde kalır. Böyle kalbinde hayatı olan bir insan bakar, Allah Allah, bu insanlar gidiyor, gidiyor. Dünya acayip bir şey. Yukarıdan yağmur yağdırılıyor. Aşağıdan kayıyor. Geçen sabah olduğu gibi. Esselatu ve selamu aleyk. Ona baktım, acaba tanıdık mı ya? Kaç yaş? İlk önce şunu sordum. Bana bak, kaç yaşında ya bu gider? 60 küsur. Bizimle daha. Böyle bir garip yani, tamam mı? Ölüme de yaşını koyduk. Ölümün yaşı yok oysa. Okulun yaşı var, askerliğin yaşı var. Değil mi? Okula 7 yaşına gidiliyor, askere 20. Kabire böyle bir yaş yok. Ama hemen onu söylüyor. Nasıl gitti? Kalp. Bizim alakası yok. İşte böyle bir insan hayretler içinde kalır. İşte bu gibi hayret ve dehşetengiz vaziyetleri ancak subhanallah cümlesinden nebean eden may zülali içmekle ahiret ateşini sener. Kainata şöyle baktığın zaman, şu icraata bak, şu faaliyete bak, şu İzmir'i evirip devirip çeviren Allah, dağları, tepeleri, havaları değil mi? Mevcudatı, rızıkları, yağmur yağdırılmış, bugün nasıl yağdırılıyordu vesaire. Ya bunları çeviren, nasıl bir kudret sahibi ya? Bugün her şeyi arabada gösterdim. Araba duruyorduk. Soğuk olduğu için arabanın gazı, egzozundan gaz çıkıyor ya, duman. Öyle çıkıyor, kayboluyor. Dedim ki kardeşe, şu arabadan çıkan gazı görüyor musun? He? O duman çıkıyor, sonra kayboluyor. Allah o kaybolmadan önce o dumanın zerresini de biliyor, biliyor musunuz? Cenab-ı Hak şu yağmuru yağdırıp dağdan, hangi dakika, kaç saat, kaç gün önce yağdırılmış o sel, su inecek, aşağıya tam yolun kenarı geçecek. Sen de ezelden ve ebedden arabadan geldin. Tam sen o su zerresine denk geleceksin. Lastiğinle öteki tarafa atacaksın. Bunun hep hesabını bilen Allah. Düşünebiliyor musun? Bunun hesabını bilen Allah seni ihmal eder mi? Böyle düşündüğün zaman bu zerratı, bu mürekkebatı, insanın ihtiyacatı, insanın sevki deveranı, bu mevcudatın ahengi, tesanüdü, birbirine yardımlaşması, birbirine cevaplaması, hayret ediyor ya. Bu hayretini de Subhanallah ile nefes alıyor. Hayret ettiği şeye Subhanallah. Şimdi iki,
Aynı o insan gördüğü lezzet nimetlerden, bu kadar yediği lezzet nimetlerden duyduğu zevkleri izhar etmekle, yani var değil mi çay falan? Tabii çayın da bir lezzeti var ya. Bak işte, aldığı lezzette insan bir, yani bir memnun olma olur da böyle. Ah, insan memnun olur. Ben memnun oldum. Olan bunu bana sebep olana da memnun edeyim der. İnsanda bir teşekkür uyanır. Bunun adı hamd'dır. Hamd unvanı altında inamı nimette. Yani bir şey yiyorsun nimet. Meyve yiyorsun, çay içiyorsun. Bu nimettir. O nimetten daha lezzetli şey var. O nimetin sahibini o anda düşünebilmek. İnamda, bak nimette inamı. İnamı nimette ve münimi inamda görmekle, yani insan daha lezzetli. Elma yiyorsun, elhamdülillah. Yani senin lezzetini kaçırmıyor ki. Elmada lezzet aldıktan sonra elhamdülillah demek sana elmayı mı yedirmiyor? Elmana lezzet katıyor ya. Yani elhamdülillah ya Rabbim. Allah Allah. Maddeye bu lezzet. Bana da böyle bir iştaha koydun ya. İnsan böyle düşündüğü zaman lezzeti daha yükseliye çıkıyor ve bu nimette lezzet insanda iştahı verip bana bunu tattıran Allah'a elhamdülillah cümlesiyle nimetler definesini bulan adam gibi nefes alıyor. Elhamdülillah. Bu gidiyor ama Allah baki. Allah'ın mülkü bakidir. İnsan merak ediyor. Ulan cennet nasıl olacak ya? Sanki gittik de gideceğiz. Yani bir tane söyledi. Abi cennette şöyle olacak. Bana Abraham'a geldi. O soru, bu soru cennetten cennet. Ulan bir git de ondan sonra sor bana dedi. Buna darlatıyorsun. Yok nasıl olacak? Yani yok şu çocuklara çikolata da olacak mı olacak ya dedi. Çocukları bahane ediyor. Kendisi çok seviyor. Her çeşidi var dedim. Dokunmuyor da. Şekeri de tetiklemiyor. Acayip bir şey ya. Yani İnsan çiçek, ama hoşuma da gidiyor böyle insan. Çiçek, bahçe, kainat gidiyor abi, böyleyiz biz. Ama şerde de zirve, Allah muhafaza, istekte de tavandayız yani. Şer bizi ilgilendirmiyor. Allah'ın izniyle. Ondan sonra inşallah Allah nimetini mazhar alacağız. İnşallah. Allah'tan ümitliyiz. İnşallah. Peygamber aleyhisselam buyurmuş ki siz de sakın tersini şey yapmayın. Böyle yapın mutlaka. Allah Resulü demiş ki aleyhisselam, ömrünüzde hiç olmasa bir defa Allah'a nihayetsiz hüsnü zannedin. Allah beni ne pahasına olursa olsun affedecektir ya. Beni affedecektir. Nasıl affedecek? Sana ne? Bir tane söyledi. Hocam nasıl affedecek ya, bu kadar rezillik yaptım. Sen Allah'ın ortağı mısın? Senin günahın Allah'a aciz mi bırakıyor? Yani hiç olmasa ömründe bir defa ya, orada kullanacaksın Haşim Meydanı'nda. Ya Rabbi ben seni böyle bilmiyorum. Cehenneme doğru giderken hadiste anlatıyor ya, zebaneler sağından sonunda tutmuş. Akide bir arkaya bakıyormuş. Allah bilmiyor mu? Biliyor. Diyormuş ki kuluma söyle diyor. Sultan olduğu için anlatıyor Cenab-ı Hak. Kuluma söyle diyor. Niye arkaya bakıyor diyor. Diyor ki zebaneler, niye arkaya bakıyorsun diyor. Ben Allah'ı böyle bilmiyordum. Beni ve bilmiyorum da. Beni Allah koymayacak cehenneme. Ve cehenneme götürüyorum seni. Bitti, hüküm verildi. Verildi, hesabın kesildi, gidiyorsun. Olsun. Ben böyle beklemiyorum. Koymayacak beni Allah. O zaman diyor ki, ene inne zenni abdibi, ben kulumun zannı gibiyim. Bırakın geri git çevirin. Ne olur mu ya? Allah bir insan gibi düşünme ya. Allah merhametli değildir. Merhametli biziz. Allah merhametlilerin en merhametlisi. Allah affı sevmez. Af bizimle alakalı. Allah en çok affedendir. Çok affedendir. Af bize. Bize affet diyor. Bize öyle diyor. Affedin. Vel kazimine gayze vel afine alinnaz. İnsanlar affedin. Ha, ona bana af yakışır. Allah af değil. Allah'a çok affetmek. Çünkü Rabbimizdir o. Çok yani. Çok ihsanı bol. İhsanı var demiyor. İhsanı çok. Lütfu bol. Böyle bir. Üç. Aynı o insan mahlukat-ı acibe ve harekat-ı garip eden, aklını tartamadığı ve zihninin içine alamadığı şeyleri gördüğü zaman Allahu Ekber demekle rahat bulur. Hakikaten bu memlekette ne işimiz var ya? Bu ne biçim mahlukatı yaratmış.
Hele deniz mamulleri görünce hepten aklım gidiyor ya. O deniz alemin belgeselleri, havadaki şey, ormandaki, hele deniz dibi ya. Deniz dibindeki o alemleri geçen seyrettiğim şeyde tek kelime ya. Allahu Ekber ya. Allahu Ekber. Ömrümde böyle bir mahluk da görmemiştim ya. Bu ne biçim mahluk ya? 100.000 çeşit varmış ya. 100.000. Ha, insan bunları gördüğü zaman zihni içine alamıyor. E burası da zindan diyor. Dünyaya Allah cennete göre kıyas edince dünyaya zindan. Zindani dünya, bostani cinan kabir. Cennet bahçeleri. Bir de şunu söylüyor. Şu dünya zindanına, böyle ilim meclislerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cennet bahçeleri diyor. Yani ruhani nefes aldığımız için. İlim dünyaya diyor, dünyada ilim meclislerine cennet bahçelerine bir bahçedir. Ya böyle insan baktığı zaman Allah Allah, böyle bir ruh, böyle bir mahlukatın burada sergiye çıkması, harikati garibeden aklımızın tartamadığı hadiseler oluyor. Yıldızların deveranı oluyor. Şu dağları, tepeleri, bir tanesi diyor. Ya hocam bir şey soracağım ya. Ya ben bileri dedi. 74 yaşında. Buyur abi dedim. 74 yaşından beri dedi. Ya bu yüzün köyleri görüyor musun dedi. Görüyorum dedi. Ben de 50 seneden beri biliyorum. Ya hep denize akıyor oğlum dedi ya. Bu donmuyor mu deniz dedi ya. Ben de bilmiyorum Emice dedim ya. Ama ben dedi çok dikkat ederim dedi. Dere akıyor, giderim denizin kenarına. Bir geçen hafta dedi çarşı inmeden taşa, Murat yapmış bunu. Adam nerede bileceğim öyle. Taşa dedi çizgi koydum, taşla çizdim. Baktım deniz yükselecek mi? İnan bu hafta gittim aynı çizgi dedi. Yapmış bu adam. Yapmış. Durumu iyi değil ya. Acaba ben mi fark etmiyorum yükseliyor da? Gitmiş taşa, taşla çizmiş. Bir hafta sonra indim oğlum demiş, aynı ya. Bu nereye gidiyor dedi ya. Dedim ki aynı miktar semaya gidiyor Emice. Aynı sema yukarıya çıkıyor. Bağlar. Yani bunu düşününce insan şöyle diyor. Allahu Ekber. Ya, insan tartamadığı şeyleri Allahu Ekber. Keyif ve lezzet aldığı şeylere elhamdülillah. Bu insan bu hayret ve muhabbeti olduğu zaman da Subhanallah demekle nefes alıyor. Yani Halik'i daha azim ve daha büyüktür. Onların kalp ve tedbirleri kendisine ağır değildir. Her şey onun elinde. Şu anda bak beni dinliyorsunuz, buraya duruyorsunuz. Eksik olmayın ama şu anda kalbinizi, tansiyonunuzu, damarınızı, beyninizi hep onun kudretiyle oluyor. Hep o anda, şu anda haberdar. Seni biliyor ve seni seviyor. Nereden biliyorsun? Sevdiği şeyleri nasip ediyor. Size bir müjde vereyim. Ben size bir soru soracağım, ondan sonra müjdeyi söyleyeceğim. Sen en çok sevdiğini, en çok nefret ettiğin kızdığına verir misin? En çok sevdiğini, çok seviyorsun. Namusunu mesela. Kızını, bacını, yakınını, en çok sevdiğin. En nefret ettiğin, en alçağa verir misin? Vermezsin değil mi? Vermez. Allah'ın en çok sevdiği nedir? İman. İmanı sana verdi. Çünkü seni en çok seviyor. İmanı vermiş. Daha ne verecek? İmanı verir, kendisini sana vermiş. Allah'ın zatının bir nurudur. Bak, imanı sana vermekle kendisini verdi. Sevdiğini gösterdi. Oh elhamdülillah değil mi? Allah nazarında en kıymetli imandır. Ayette diyor, mealen ve bir dünyanın komple bir su bardağı kadar benim nazarımda değerli olsaydı kafirlere bir bardak su vermezdim. Allah nazarında. Niye? Ahirete göre dünya bir bardak su değil. Ama bunları Müslümanlara vesilelik yapıp dünyadan daha değerli bir şey verdi. Kendi zatının nurunu, imanını sana verdi. Bak, en çok sevdiğini hiç sevmediğine vermediğin gibi Allah'ın en çok sevdiği imandır. Onu da sana vermiş. Bu neyi gösteriyor? Rahmetiyle seni sevdiğini gösteriyor. Ey insan, kendini bil diyor. Rahmetiyle bildiğini gösteren,
sevdiklerini sana vererek sevgisini gösteren zatı sen de bil ve sev. Değil mi? Sevildiğini bil. Sevildiğini bil. Hakikaten seviliyorsun, inan bana. Muhatap alındığını bil. Ya, çünkü muhatap alınıyorsun. Çünkü iman vermiş. Bak neredesin şu anda. Kahvede kumar masasında da olurdu. Şu anda gayrimeşru bir televizyon filminde de olurdu. Ama şu anda buradasın. Şu anda Allah seni seviyor. Çünkü 5 tane şahit sayacağım size. Hatırıma kaldığı kadar. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a farklı sahabe, farklı zamanda, farklı mekanda aynı şeyi sormuş. Farklı sahabe, farklı zamanda, farklı mekanda aynı soruyu sormuş. Ya Resulallah biz Allah'ı seviyoruz. Merak ediyoruz. Acaba Allah bizi seviyor. Merak etmez miyiz? Peygamberimiz bir tanesine şöyle demiş. Bir Allah bir kulunu severse diyor, kusurlarını ona gösterir. Kusurunu gördüğün kadar Allah seni seviyor. Evirip çevirme, kıvırma, tevil etme. Bir. Başka bir sahabe, başka zamanda, başka mekanda sormuş. Ya Resulallah, biz Allah'ı seviyoruz. Allah bizi seviyor mu? İkincisinde şöyle dedi. Allah sevgisini sevdiği kişinin kalbine koyar. Ne kadar seviyorsan, o kadar seni en az seviyor. Üç. Allah bir kulunu severse sevdiklerini sevdirir. Dört. Allah bir kulunu severse sevdiği işleri nasip eder. Beş. Allah bir kulunu severse dinine hizmetçi seçer. Yani bunlardan bir tanesi mutlaka isabet etmiştir. Bir tanesi şöyle. İsabet ettiğine delil şu. Allah'ın sevdiği işi yapıyorsun. Allah seni seviyor. Şu anda Allah'ın sevdiği işi yapıyorsun. İki, Allah'ı seviyorsun, o da seni seviyor. Efendim abi? Ali'ye gülüyorum da abi. Ali'de beşi var da ona şey yapıyorlar. Beşi de mi var? Maşallah ya. Bana bak. Ali biraz da bana ver ya. Canım benim ya. Ne bahtiyar insanlardansınız. Allah'ın sevdiği işlerdesiniz. İltifat için demiyorum. İlim elcisi Allah'ın sevdiği işlerdir. Elhamdülillah. Namutenayi. Sonsuz şükürler olsun o Zat-ı Zülcelal'e. Hamdolsun. Bir yerde okuyorum, kesiyorum. Yoksa saatim geldiyse kapatayım. Bakayım. 50 dakika. Sıkmayayım size ya. 48 dakika. Bir ders daha okuyacağız ama Hasan abi. Öyle hemen bir ders yapıp gitmek yok yani. Murat evlendikten sonra öyle yapmaya başladı da. Ya bak, taktılarsan, taktılarsan ya. Sen de bir ders gideyim diyorsan, yok ya Hasan abi, bir ders daha istiyoruz. Tamam, bir mola verelim. Tamam, 48 zaten keseceğim de şaşırdım, ne nasıl oldu diye. Ben de anlamadım. Demek ki böyleymiş. Vahın da vahın. Ey güzel insanlar, bahtiyar insanlar. Rabbim sizleri, sizin sevdiklerinizi, sizi sevenleri de ve hepimizi Allah affetsin. Amin. Nesillerimizden İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştirsin. Amin. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, bedenimize ibadetullah nasip eylesin. Amin. Ya Rabbel Alemin, sevdir bize sevdirdiklerini, yerdir bize yerdirdiklerini. Ya Rabbel Alemin, Allah'ım haşir meydanında niçin böyle yaptın? Niçin böyle yapmadın? Niçin böyle dedin? Niçin böyle demedin? İtabına vesile olacak soruları bize sorma ya Rabbel Alemin. Eğer soracaksan asan ile kolay ile hesap vermeyi nasip eyle ya Rabbi. Hizmet imaniye Kur'aniye'de daim sabit kaymeyle ya Rabbi. Ayağımızı kaydırma ya Rabbel Alemin. Hizmet imaniye Kur'aniye'den hasıl olan iştirak-ı amal-i uhreviye sırrına mazhar eyle ya Rabbi. Son nefesimizde Peygamber aleyhissalatü vesselama ümmet ustadımıza talebi olarak huzuruna gelmeyi nasip eyle ya Rabbi. Vahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin el-Fatiha.